Her gün en az 2 ile 3 arası rüya gördüğünüzü biliyor muydunuz? Bu durum inandırıcı gelmeyebilir. Ancak bu olay ispatlanmış ve kanıtlanmıştır. Mesela günün yorgunluğunu atmak için uyumak istediğinizi hayal edin. Rüyanızda uzak diyarları aştınız ve yolunuza çıkan tüm orduları yendiniz. Veya açık denizlere yelken açtınız ve yolculuğunuz sırasında tam anlamıyla rüyalarınızın kızıyla tanıştınız. Yani anlayacağınız hayatının baharında ve sınır tanımayan bir adamdın. Sonra muhtemelen bir alarm sesiyle veya herhangi bir sesle uyandın. Gerçek şu ki tüm bunları gerçekten hayal ettin. Ama ilginçtir ki hiçbir şey hatırlamıyorsun. Nasıl oldu da bu muhteşem rüyadan mahrum kaldın? Hiç adil değil, öyle değil mi? Gelin bu durumu videonun devamında sizlere daha net bir şekilde açıklayayım. Bilim adamları ilk etapta neden rüya gördüğümüz konusunda hala tam olarak net değiller. Ancak yattığımız zaman beynimizin ne yaptığına dair iyi bir fikirleri var. En çok REM denilen uyku evresindeyken rüya görürüz. REM, hızlı göz hareketi anlamına gelir ve adını içindeyken gözlerimizin ileri geri hareketinden alan bir derin uyku aşamasından alır. Genellikle gece boyunca uykuya daldıktan yaklaşık 90 dakika sonra başlayan birkaç REM döngüsü yaşarız ve her döngü 1 dakika ile 1 saat arasında sürebilir. REM döngülerinin sırasında derin uykuda olsanız bile beyniniz aslında uyanıkken yaptığı gibi davranır. Örneğin uyanıkken karar vermede ve yaratıcı düşünmede rol oynayan beyninizin en büyük bölümünü çevreleyen ince tabaka olan serebral kortekste fazla miktarda kan akışı gerçekleşmektedir. Az önce bahsettiğim ve o gördüğümüz rüyaları neden hatırlamadığımızın sebebine bakacak olursak da bunlardan ilki bir rüya görüp hiçbir şey hatırlamamakla gün geçtikçe bir kısmını hatırlamak arasında büyük ölçüde fark vardır. Mesela birçoğumuz harika bir rüya gördüğümüzde bunu hemen yakınlarımıza anlatmak isteriz. Ancak erteledikçe zihnimizden yavaş yavaş kaybolduğunu hissederiz. Ve dediğim gibi saatler geçtikçe bir senaryonun sayfalarından sihirli bir mürekkebin kaybolması gibi daha fazla bilgi kaybolur. Aslında unutmamızın nedeni sizin için önemli olmayan şeyleri sık sık hatırlamamanızdır. Rüya görme, başıboş bir zihin veya gündüz rüyası dediğimiz şeyle aynı şeydir. Ve kesinlikle bir şeyler hakkında mantıksız bir hayal kurarken ne düşündüğünüzü her zaman hatırlamayabilirsiniz. Mesela en son lavaboya girdiğinizde ne düşündünüz? Muhtemelen hatırlamıyorsunuz. Çünkü muhtemelen gerekli değildi. Derin ve önemli bir şey olsaydı hatırlama şansınız daha fazla olurdu. İşte rüyalarda da böyledir. Yani önemli görünüyorlarsa onları gün boyunca ve rüya gerçekten derin, korkutucu veya garipse tüm hayatınız boyunca hatırlama şansınız daha yüksektir. Nörobilimciler bize çok önemli bir şey, belki de hayatınıza önemli bir sorun düşündüğünüzde beyninizin bir bölümünün aktif olacağını ve buna dorsolateral profrontal korteks dendiğini söylüyor. Ayaklarınızı yerden kesen bir rüya görürseniz beyninizin bu bölgesi aktif olur ve o rüyanın hatırası kalır. O zaman bile gerçek hayatınızda meydana gelen olayları unuttuğunuz gibi bazı şeyleri de unutacaksınız. Bu yüzden bazı rüyaları unuturuz. Çünkü bahsettiğim üzere tutmaya değmezler. Peki ya devasa heyecan verici rüyalar gören ve normal bir şekilde uyanıp hiç rüya görmediklerini düşünen insanlara ne demeli? Bu insanlar gerçekten var ve aslında bazı araştırmalar her 250 kişiden birinin hiç hayal etmediklerini iddia ettiğini buldu. Bu doğru değil. Çünkü girişte de söylediğim gibi herkes rüya görür ve tekrardan bahsettiğim üzere çoğumuz bir gecede birkaç rüya görürüz. Yine de bu onları hatırlayamayacağımız anlamına gelmiyor. Net bir istatistik olmamasıyla beraber çoğu insan haftada 1 ila 2 rüyayı hatırlayacaktır. Bazı insanlarsa her gün bir rüya hatırladığını iddia edebilir. Diğerleri ise sadece 1 veya 2 haftada 1. Çünkü hepimiz farklıyız. Bazı insanlarsa neredeyse hatırlayacak gibi olurlar. Rüya gördüklerini hissederler ama gözlerini açtıktan hemen sonra havaya doğru sürüklenir gibi olur. Yani zihnimizden uçup gider. Bu rüyalar beynin onları hatırlamak istemesi için yeterince gerekli değil. Mesela bir kişi haftalarca sadece bir rüya görebilir ve sonra bazı büyük rüyalar olur ve bunu ayrıntılı olarak hatırlayabilirler. Çoğu insan için bu böyledir. Peki ya bazı kişiler neden hiç hatırlamadığını söylerler? Çünkü herkes gibi onlar da uyku evrelerinden geçer. Hiçbir rüyayı hatırlamadığını söyleyenler korkunç uyku döngüleri olan kontrolden çıkmış insanlar değildir. Onlar da tıpkı sizin gibi iyi bir gece uykusu çekebilirler ve rüyalarını hatırlamamaları REM aşamasına girmemeleriyle ilgili değildir. REM uykusu sırasında beynin belirli bölgelerine yani limbik sistem denen bir şeye daha fazla kan gider. Bunun parçaları bir önceki videoda da bahsettiğimiz gibi hipotalamus, amigdala, talamus ve hipokampüstür.
Bu parçalar anıları, duyguları ve uyarıları işler. Mesela sokakta yürüdüğünüzü ve yürüdüğünüz sırada ilginç bir şekilde size yaklaşan bir kaplan gördünüz. İşte bu durumda limbik sistem oldukça aktif olacaktır. Şimdi ise sizden mantık yürütmenizi isteyeceğim. Sizce bu durumda ne yapmalıyız? Koşmalı mıyız? Oturup ağlamalı mıyız yoksa kavga mı etmeliyiz? Yani basitçe hissedersiniz, bilinçsizce tepki verirsiniz veya düşünürsünüz. Toplumda rüyaların stresi azaltmak için iyi olduğu söyleniyor. Beynimize noradrenalin adı verilen bir hormon vardır ve bu hormon harekete geçmekle ilişkilidir. Uyurken bunun daha düşük seviyelerine sahibiz. Bu durum ise huzur içine uyumanızı ve rüya görmeye devam etmenizi sağlar. Bazı zamanlar uçurumdan düşerken ya da bizi derinden etkileyen rüyalar görürüz. Böyle durumlarda rüyayı hatırlama oranımız biraz daha yüksektir. Fakat bir teoriye göre hızlı uykuya dalan ve iyi bir gece uykusu çeken ancak daha sonrasında alarm veya kapı çarpması olmadan uyanan insanların rüyalarını hatırlamayacağına dair bir söylenti var. Hatta bir araştırmaya göre insanlar REM uykusu sırasında aniden uyandırıldığında deneye katılan kişilerin hepsi bir rüyayı hatırlayabildiğini söyledi. Yani buradan çıkarılan sonuçlara göre daha doğrusu hatırlamayan insanlar için rüya aşamasında değilken uyandırıldığı düşünülür. Yatmadan önce birkaç bardak su içerseniz büyük olasılıkla REM uykusu sırasında uyanma şansınız daha yüksektir. İster inanın ister inanmayın, yatmadan önce kendinizi rüyalarınızı hatırlayacağınızı söylerseniz ilginç bir şekilde bunun gerçekleşmesinin daha olası olacağı söyleniyor. Hatta rüya görmediğini iddia edenlerin daha kolay unuttuğunu söylemesi gibi garip teoriler de vardır. Mesela 10 yıl içinde rüya görmediklerini iddia eden insanlarla yapılan çalışmalarda araştırmaya katılan kişiler aniden uyandıklarında rüyalarını hatırladıklarını söyledi. Yani rüyalarınızı hatırlayabilmek için olağanüstü bir süper güce sahip olmamıza gerek yok. Gerçek şu ki muhtemelen çok rahat uyuyamıyorsunuz ve rüyalarınızı hatırlama konusunda iyi olmamanız kötü bir şey değildir. Ancak uyurken bilinçaltınızın dolaştığı yerleri gerçekten merak ediyorsanız hatırlama konusunda daha iyi olmak için yapabileceğiniz şeyler bulunuyor. Örneğin uyanır uyanmaz gözlerinizi kapalı tutabilir ve giderek daha bilinçli hale gelirken rüyanızı tekrar düşünmeye çalışabilirsiniz. Yavaş yavaş uyanık moda girdiğiniz için hafızayı kurmanız daha olasıdır. Bunun nedeni aniden uyandığınızda vücudun stres hormonu olan kortizol seviyelerinin beyninizin anılarını oluşturmasına engel olan sizi ele geçirmeye ve önünüzdeki güne odaklanmaya eğilimidir. Bir başka yöntem ise bahsettiğim üzere bolca su içmektir. Ancak hiçbir şey hatırlamasanız bile bilinçaltı benliğinizin uyurken hala canlı maceralar yaşadığından oldukça emin olabilirsiniz. Bu videomuzu bitirmeden önce ise Montaigne'nin rüyalar hakkında beğendiğim bir sözünü söyleyerek bitirmek istiyorum. Hayatlarımızı bir rüyayla karşılaştıranlar haklıymış. Uyanık uyuyor ve uykuda uyanıyormuşuz.